dünyada artık yeni bir savaş türü oluştu. Siber savaş. Dünya üzerinde saniyede onlarca site çökertiliyor, milyonlarca yere zarar veriyor. En çok Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleşen bu saldırılarda bazen askeri sırlar bile elde ediliyor. Türkiye en çok saldırı alan 6. veya 7. ülke. Bu saldırıların canlı olarak yayınlandığı sitelerin olduğunu biliyor muydunuz? Peki Türk hackerlar ne yapıyor? Dünya çapında ses getiren saldırılarda bulunan Türk hackerlar genelde milli duygularla saldırıyor. En çok Yunanistan, Ermenistan, İsrail, Rusya, Almanya, Fransa gibi ülkelere saldıran Türk hackerlar bazen de FBI'ın sitesi, birçok yabancı bakanlık sitelerini, bankaları hackleyerek dünyanın dikkatini üzerlerine çekiyor. Bunlardan en meşhur 3 tanesini sizinle paylaşacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı resmi sitesinin hacklenmesi. Türk hackerların 10 ay önce kurduğu spyware.org. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi www.pentagon.mil'i hacklediklerini kendi internet sitelerinden çok iyi korunduğu tahmin edilen siteyi çökertmeyi başaran Türk hackerlar, dünyaya ve Türkiye'ye yayınladıkları bir yazıyla mesaj vermeyi de ihmal etmediler. Ermeni yasa tasarısını protesto amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiklerini bildiren Türk hackerlar, her türlü hukuki sorumluluğun farkında olduklarını, bunu umursamadıklarını belirtti. NIMS'ın hacklenmesi. Dünyada ilk kez en büyük hacker gruplarından biri olan NIMS sitesi eklendi. Çılgın Türk hackerlar, bu dev hacker grubun Türkiye'ye saldırı kararı alması üzerine, onların sitelerini çökerterek tüm dünyanın dikkatini çekti. İsrail'in hava savunma sisteminin hacklenmesi. Dünyanın en iyi savunma sistemlerinden biri olan İsrail, Gazze'ye saldırmaya başlayınca Türk hackerlar bu ülkeye siber savaş ilan etti. Dünyada eşi benzeri olmayan bir saldırıda bulundular. Türk hackerlar, sanal alemin sınırlarını zorlayarak İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'nin yazılımını hacklemeyi başardı. İsrail'in Filistin'den gelen roketleri havadan yok eden bu savunma sistemi çöktü ve ülke saldırılara açık hale geldi. Bu saldırı, sanal alemden gerçek dünyaya neler yapılabileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Saldırı tüm dünyada konuşulurken, dünyanın en büyük televizyon kanallarından biri olan BBC, Türk hackerları öven bir yazı ele aldı. Yazıda şöyle deniliyordu: Türk hackerlar, İsrail'in demir kubbe savunma sistemini hackleyerek, kasan füzelerin demir kubbeyi aşmasını sağlıyorlar. Türkler, İsrail'in Erdoğan 3 balistik füze ve hava araçlarının yazılımını hacklemiş durumda. Devlet desteği olmadan hacker gruplarının bunu başarması milyonda bir ihtimal. Açık söylemek gerekirse, Mossad'da Türk İstihbarat Teşkilatı MIT'in görünmeyen savaşında. Türkleri şimdiden tebrik ediyorum. Videomuzu beğendiğiniz için teşekkürler. Destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.